Kuraklık gibi hı hı. yalnızca Türkiye'yi değil bütün dünyayı şu anda etkileyen ama Türkiye'yi özellikle çok etkileyen bir e, olaydan bahsettim. Fakat Arpa Akıllı Tarım'la da bununla ilgili bir şeyler yapılabileceğinden bahsettim. Bize biraz bunu açar mısın? Yani çaresiz değiliz kuraklığa karşı. diye. Ee, hiçbir duruma karşı aslında çaresiz değiliz. E, veri ve bilgiye dayalı e, üretim yapıldığı sürece mutlaka çözüm var, mutlaka kazanç var, mutlaka sorunların birden e, fazla alternatifi çözümü var. Ben, çiftçilerimiz de bununla ilgili benden e, çok fazla rica ettiler. Hocam lütfen programda biz arpayı kuraklıkla mücadele için e, nasıl kullanabiliriz? Hava <laughs> koşullarını nasıl yönetiriz? E, bununla ilgili bir video var elimizde. Video 2 galiba. Onu bir paylaşabilirse arkadaşlarımız ben e, onun üzerinden e, çiftçilerimize de e, yol göstermesi adına anlatmak istiyorum. Arpa'nın en büyük e, özelliği kullanım kolaylığı. Ben buradan çiftçilerimize e, ücretsiz bir şekilde hemen mutlaka indirsinler, kullansınlar işine işlerine e, yaradıklarını anında fark edecekler zaten. Zaten e, yaramadığını düşünüyorlarsa da hemen anında silip hiç kullanmasınlar ama e, çok fazla işlerine yaradıklarını görecekler çünkü çok ciddi bir kullanım kolaylığı var. Facebook'tan daha kolay arpa akıllı tarımı kullanmak. İşte e, tarlalar, e, ekonomik veriler, e, tarlaların nerelerde olursa olsun hava durumu bilgileri var. E, bu anlamda arpa akıllı tarımda ben ne zaman e, toprağıma uygun hava koşullarını doğru kontrollü bir şekilde işte ekim yapmalıyım, gübreleme yapmalıyım, sulama programımı ayarlamalıyım, e, verimimi ve kalitemi nasıl yukarıda tutarım? Ee, bu anlamda ARPA çiftçilerimize yol gösteriyor. Bakın burada mesela bir e, tarla eklenmiş ve elinizde eğer e, toprak analizinize ilişkin e, veriler varsa... Arpa size toprağınızın en fazla hangi ürüne hazır olduğunu söylüyor. Yoksa da ürünü seçerek devam edebilirsiniz. Ben arpa ektim diyebilirsiniz. Ama toprak analizi verileriniz varsa da işte toprağınıza azotlu mu gübre atmanız gerekiyor, potasyumunuz mu yetersiz, e, tuzlu mu düşürmeniz lazım, pH'imi mı yükseltmeniz lazım bulunduğunuz konuma göre bunları size söylüyor. Yani... Ee, daha en baştan maliyetlerinizi düşürüyor. Bakın e, siz e, tarlanızın lokasyonunu gösterdiğiniz anda ve ne ekeceğiniz bilgisini söylediğiniz anda size diyor ki ha ben bu ürünün e, sa e, sağlıklı çıkışının kaç gün olduğunu biliyorum. Dengeli kaç milimetre yağış alması gerektiğini biliyorum ve ben o günler oluşacağı zaman sana önceden söylüyorum diyor Arpa. Bu çok değerli bir bilgi. Yani toprağın ne zaman tava geleceğini en doğru ne zaman e, ekim yapman tohumunu ne zaman ekmen gerektiğini bu zamanları Arpa ee, çiftçilerimize söylüyor. Çok değerli bir, bir bilgi bu. Ve arpa'nın en büyük özelliklerinden biri diğer tüm hiçbir uygulamada böyle bir özellik yok. O anın hava durumu bilgisini verir. Bakın mesela o günler az önce verdiği tarihleri e, kontrol ettiğinizde yağış ihtimali yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde 95 olarak görüyorsunuz kestirim. Ve o günlerde de o anı görüyorsunuz. Hava durumu uygulamaları o günün en yüksek sıcaklığını verir. Aynen. Arpa ise o an için çünkü gidersiniz başka uygulamalarla tarım uygulamalarıyla yağmur yağacak der. Bir bakarsınız günlük güneşlik. Ee, yağmur yağmayacak der çok ciddi yağmur alıyor. Arpa bu, bunu asla yapmaz. Çünkü arpa size o anın gittiğiniz anda tarlanızda o andaki hava durumu neyse yağış durumu neyse bunları veriyor. Bununla da kalmıyor. Aynı zamanda bulut haritalarını, yağış haritalarını o an için size güncel olarak gösteriyor. Ee, sadece... Hava durumunu yönetmek, kuraklık da çok önemli Ali. Yani sadece tohumun ekileceği zaman değil, e, taban gübresinin da önceden nasıl, ne zaman atılması gerektiği, ilaç atılacaksa rüzgarın o ilacı etkisi var. E, şiddetli bir rüzgarda o ilacı uçuracak, bir işe yaramayacak. Veya e, gübre e, nin ne zaman e, atılması gerektiği gibi, toprak neminin ne zaman optimize olacağı, verimlilik için en uygun ne zaman olacağı e, bilgilerini Tutuyor. Çok önemli hava durumunu yönetmek. Bu nedenle Arpa e, yapay zekayla da hava durumunu yorumladığı için çiftçilerimizin lokasyonunu biliyor. Ürettikleri ürünü de buraya girerlerse ben bu tarlada üretim yapıyorum ve bunu üretiyorum. Dedikleri anda artık tarları akıllanmış oluyor ve onlara Arpa yol göstermeye e, devam ediyor.